Bir Yazar Bir Kitap programından merhabalar değerli izleyenler. Bu haftaki konuğumuz eğitimci yazar Sayın Mehmet Nezir Gül. ...1965 yılında Gaziantep'te doğan Mehmet Nezir Gül, Uludağ Üniversitesi İlahiyat Fakültesini bitirdi. Uzun yıllar yapmış olduğu öğretmenlik hizmetinin ardından Din Öğretimi Genel Müdürlüğü Daire Başkanlığı görevini yürüttü. İyi derecede Arapça bilen Mehmet Nezir Gül'ün kaleme aldığı Tüm Zamanların Efendisi, Yüz Soru'da Hazreti Muhammed, Esma-ül Nebi, Peygamberimizin isim ve sıfatları, İslam'ı aşkla yaşayanlar, Peygamber Efendimiz'in sünnet ve tavsiyeleri, duruşunu bozmayan adam Mehmet Akif Ersoy kitaplarından bazılarıdır. Bunun yanında gazete ve dergilerde pek çok yazı ve makalesi yayımlanmıştır. Gül şu an Milli Eğitim Bakanlığı Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürü olarak görevine devam etmektedir. Evet hocam, hoş geldiniz. Teşekkür ediyoruz. Hoş bulduk. Biz teşekkür ederiz davetinizden dolayı. Sağ olun hocam. Cemil Dede Namaz Surelerini Anlatıyor kitabınızı konuşacağız ama Cemil Dede'nin Namaz Dualarını Anlatıyor kitabınız da var. İnşallah hepsini konuşacağız sizlerle ve diğer kitaplarınızı. Öncelikle sizi tanıdık biyografimizde. Cemil Dede'yi tanımak istiyoruz. Kimdir Cemil Dede? Cemil Dede tabii... yazarını aşan bir şöhrete sahip olduğu evet, işin evet. Gerçeği. Tabii Cemil Dede kimdir sorusunu zaman zaman okuyucular da bize soruyor. Cemil Dede benim peder, babam. Babam bir din hocası, din alimi. Kendisi tabii yıllarca Diyanet İşleri Başkanlığı'nda din görevlisi olarak çalıştı. Cemaatiyle, çocuklarla hasreten çok yakınlığı olan, diyaloğu olan bir insandı. Duyduğumuz ihtiyaca binaen Cemil Dede'nin aslında hayatı boyunca çocuklara yönelik yapmış olduğu tebliğ faaliyetini kitaba dönüştürelim diye düşündük. Ve hasreten de namaz dualarından ve namaz surelerinden başlayarak Cemil Dede'yi Türkiye'nin Cemil Dede'si olarak okuyucularımızla buluşturmuş olduk. Sure bildiğiniz gibi besmele ile başlamaktadır. Zaten tüm sureler besmele ile başlar. Dedeciğim, besmele, Bismillahirrahmanirrahim, besmele mi demek? Soruyu soran Betül'dü. Evet cici kızım, yani Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla demektir. Rahman, çok merhamet eden, iyiliği her tarafı ve herkesi kuşatan, kapsayan demektir. O, sonsuz rahmet sahibidir. Allah'ın bu dünyadaki rahmetinin, iyiliğinin, ikramının herkesi kuşatması demektir. Alışılmışın dışında bir formatı var kitabınızın. Hikayelerle anlatıyorsunuz. Nasıl gelişti bu fikir hocam? Çocuklara yönelik yayınlarda muhakkak ki çocukların dilini, çocuklara hitap edecek seviyede eserlerin olması önemli. Bu din eğitimi ve öğretiminde de haliyle çok önemli bir unsur. Şimdi biz çocuklara Allah'ı, peygamberi, dini öğretmemiz gerekiyor, anlatmamız gerekiyor. Hani din eğitimcilerimiz bunu bilimsel anlamda hangi aşamada, hangi dönemde nelerin verilmesi gerektiğini ifade ediyorlar ama her halükarda tüm inançlı anne babaların çocuklarına yönelik yaptığı uygulamalardan birisi işte çocuk konuşmaya başladığı andan itibaren Allah demeyi, peygamber demeyi, işte la ilahe illallah'ı, efendim namaz dualarını ve namaz surelerini öğretme gibi bir egzersizlerin içerisine girer. Evet. Daha sonra işte bunu hocalar da devam ettirirler. Ancak burada tabii çocuklarımızın ilgiyle takip edeceği eserlere olan ihtiyaç da apaçık ortadaydı. Biz bundan hareketle ana karakterin işte Cemil Dede olduğu, yanında yine çocuklarının torunlarıyla birlikte hikayelerle örülü her bir duada bir çalışmayı hazırladık. Başkanlığımıza da bunu sunduğumuz zaman Diyanet İşleri Başkanlığı bu çalışmanın yararlı olacağını, çocuklar için yararlı olacağını düşünerek yayımlamayı düşündü. Tabii daha sonra da haliyle bunun sureleri, duaları arkasından da dualar gelmiş oldu. Hedefimiz özetle şu:
çocuklarımızın seviyesine uygun, onların ilgisini çekecek, onların hayal dünyasını, zihin dünyasına hitap edecek kıvamda kahramanların var olduğu, yer yer üzüntülü, yer yer sevinçli bazı olaylarla da birlikte dualarla, surelerle bir yolculuk. Çok güzel hocam. Burada şunu sormak istiyorum. Bu noktada yeterli çalışmalar yapılıyor mu hocam? Yani belki 20 sene, 30 sene öncesine göre bakarsak şu an gayet iyi noktadayız. Yani Diyanet İşleri Başkanlığı'nın, vakfımızın bu anlamda pek çok yayınları olduğu gibi özel vakıf yayınların da yayın evlerinde pek çok eserleri var. Hiçbir zaman için yeterli bir seviyeye gelmişizdir diyemeyiz tabii ki. Yani burada tabii çocukların dünyasına hitap etmek kesinlikle önemli. Bazen öyle eserler oluyor ki çocuklar için hazırlandığı ifade edilen eserler yani 3, 5, 7, 10 yaş çocuğuna hitap etmesi gerekirken 20 yaşındaki, 30 yaşındaki bir insana hitaben yazılmış olabiliyor. O yüzden o dili yani yazarın bu anlamda kendini o çocuğun yerine koyması lazım. Çocuğun duygusu nedir? Çocuğun anlayışı, kavrayışı nedir? Çok önemli değil mi? Onların kesinlikle. Yani o dili, erişmek, o dili bilmesi, onu evet, idrak etmesi. Hı-hı. Hani aynı şey roman ve hikayelerde de geçerli olan bir şey zaten. Yani kimi konuşturuyorsanız, kime hitap ediyorsanız onun ruh halini, anlayışını, algı seviyesini kesinlikle bilmeniz ve o noktadan hareketle cümlelerinizi kurmanız, kurguyu onun üzerine yürütmeniz gerekiyor. Biz de buna dikkat etmeye çalıştık ama hamdolsun yani pek çok eserler çıkıyor. Yeterli midir derseniz hayır ama çocuklarımız için güzel eserleri de var tabii ki. Cemil Dede ikinci ayeti okudu. Hamd, alemlerin Rabbi olan Allah'a aittir. Allah'a hamd etmek hepimizin en temel görevlerindendir. Hamd, bir varlığın sahip olduğu tüm güzelliklerinden, iyiliklerinden dolayı onu övmek, değerini ve kıymetini bilmek demektir. En üstün varlıkta Allah olduğu için biz sadece ona hamd ederiz. Allah'tan başkasına hamd edilmez. Hocam diğer kitaplarınıza da geçeceğiz ama öncelikle çocuklar için yazdığınız kitaplardan yola çıkarak şunu sormak isterim. Aileye ne gibi görevler düşüyor? Az önce bahsettiniz, yapılan çalışmalar daha iyiye gitmeye başladı dediniz ama eksik olan bir şeyler var. Ya tabii ailenin sorumluluğu aslında her zaman için, tarih boyunca da önemlidir. Ama günümüzde bu bir kat değil, 10 kat, 20 kat daha önem arz etmiştir. Çünkü şöyle bir çağda yaşıyoruz, hani hız ve has çağında yaşıyoruz diye de ifade ederler. Evet. Öyle bir çağdayız ki artık çocukların yetişmesinde anne ve babaya sıra gelinceye kadar, öğretmenine sıra gelinceye kadar onu terbiye eden, onu bilgi bombardımanına yoğan öyle unsurlar var ki, faktörler var ki. Tabletler de biliyorlar kesinlikle artık. Kesinlikle yani bugün hız çağı derken de biraz onu kastediyoruz. Hakikaten yani Amerika'da veya Avrupa'da, Çin'de ortaya çıkan bir ürün, eğitimle ilgili bir olay veya bir oyun programı çok rahat bir şekilde anında bizim buradaki Hakkari'deki bir köydeki çocuğun bile ulaşabileceği durumda olabiliyor. Bizden önce, anne babadan önce, öğretmeninden önce, hocasından önce çocuğu eğiten, terbiye eden başka unsurlar ortaya çıktı. Bu bizim için bir yönüyle bir imkan ama aynı zamanda büyük bir risk. Yani okul öncesi dönemde anne babalar çocuklarının hem belli adab üzere, belli ahlak üzere, belli bir inanç üzere yetişmeleri için gereken hassasiyeti göstermeleri gerekir. Biz tabii çocuklarımızı yetiştirirken, onların hem akademik anlamda gelişmelerini sağlarken aynı zamanda şahsiyetlerinin oluşması anlamında, arzu edilen bir kişiliğe sahip evlatlar olarak yetişmesi anlamında da anne babalara büyük görevler düşüyor. Bu çerçevede tabii ki internette veya sosyal medyadaki unsurları yok saymak, ona gözümüzü kapatmak mümkün değil ama güzel alternatiflerin ortaya çıkması ve var olan bu alternatiflerin desteklenerek çocuklarımızla buluşması lazım. Bu bazen bir kitap olur, bir CD olur, bir oyun programı olur, efendim bir paylaşım sitesi olur. Değişik unsurlar, faktörler olabilir. Bu yüzden pek çok boyutlarıyla çocuklarımızın yetişmesinde etken olacak unsurların, materyallerin anne babalar tarafından sansürden geçirilerek çocuklarıyla buluşturulması lazım. Ama bu arada kurumlarımıza da elbette ki resmi ve sivil kurumlarımıza da büyük görev düşüyor. Evet. Çocuklarımızı çağın fitnelerinden, efendim çocuklarımızın ruh yapısını bozacak, inanç yapısını bozacak,
ahlaki yönünü dejenere edecek her türlü olumsuz unsurlara karşı, materyallere karşı kesinlikle kurumlarımızın, resmi ve sivil kurumlarımızın gereken tedbiri alması ve muhakkak ve muhakkak alternatiflerini sunmamız lazım. Bu anlamda da güzel çalışmalar var, dediğim gibi yetmez ama devam etmesi lazım. İnşallah yani. Hocam. İnşallah. Peki bu Cemil Dede seri olarak devam edecek mi, ne dersiniz? Yani daha önce işte iki seri oldu. Sureleri çıktı. Surelerden sonra başkanlığımızın da yine evet, talebi arzusu doğrultusunda duaları geldi. Sübhaneke'den başlayarak günlük hayatta namazda okunan belli başlı dualar ve elemtereden aşağı olan sureler hikayeleştirildi. Cemil Dede tabii hazır bekliyor. Yani Cemil Dede'ye yeni bir misyon yüklenebilir. Onu ifade edeyim ama bu arada yani yeri gelmişken hemen ifade edeyim. Direkt Cemil Dede değil ama yine çocuklarımıza yönelik bir çalışma. O da şu an değerlendirilme aşamasında. Malum bizim aslında tarihi şahsiyetlerimizden pek çok değerli insanlar var. Bunlardan birisi Nasrettin Hoca. Evet. Hani çocuklar da çok sever malum. Büyükler de sever aslında. Hepimiz severiz. Evet. Nasrettin Hoca'nın hayatı, daha doğrusu fıkralarından hareketle ve çocuklar üzerinden Peygamber Efendimiz'i tanımaya yönelik, hem onun hayatını hem de ahlakını, şahsiyetini tanımaya yönelik çalışmamı bitirdim aslında. Hı hı. Şu an o da değerlendirilme aşamasında. Yakın inşallah çocuklarımıza da bunu inşallah buradan bir müjde olarak ifade etmiş olalım. Çok güzel. Hocam Cemil Dede'nin geri dönüşümleri nasıl oldu çocuklar tarafından? Yani gittiğimiz yerlerde tabii Diyanet dergimiz bunu fasikül fasikül de yayınlamıştı. Kur'an kurslarımızda okutuldu. Okullarımızda hayli okutuldu. Gittiğimiz yerlerde tabii Cemil Dede ile alakalı çocukların bu eseri, tabii eserden ziyade Cemil Dede ve ama onun da ötesinde surelerle, dualarla daha bir ünsiyet peyda ettiğini, yakınlık kurduğunu, duaları anlamada, sureleri kavramada bu hikaye örgüsünün yararlı olduğunu, kahramanlarla birlikte evet, evet, bu yolculuğun onlara da faydalı olduğunu hep ifade ettiler. Olumlu tepkiler geldi hep. Biz de bundan memnunuz. Rabbimize hamd ediyoruz tabii ki. Cemil Dede'nin ismi bile bir şey veriyor tabii, böyle bir sıcaklık. Cemil de güzel demek aynen, zaten. Aynen, evet hocam. Ebrehe fillerin bir an evvel saldırıya geçmesini beklerken beklenmedik bir şey olmuştu. Filler bir adım bile ileri gitmiyordu. Fil bakıcıları kımıldatamadı. Güçlü askerler filleri kımıldatamadı. Kamçılar filleri yerinden oynatamadı. Filler sağa gidiyor, sola gidiyor, geriye gidiyor ama ileriye, Kabe'ye doğru bir adım bile ilerlemiyorlardı. Ebrehe çıldıracak gibi olmuştu. Bu nasıl bir işti böyle? Daha önce filler hiç böyle bir şey yapmamışlardı. Acaba filleri nasıl götürebilirdi? Filleri almadan Mekke'ye saldırsa mıydı? İşte tüm bunları düşünürken bir uğultu duyuldu. Kitaplarınızın ismi genelde gayet güzel hocam. Yusuf, Bitmeyen Bir Sevda. Bundan başlayalım mı? Ne dersiniz? Olur tabii roman ki. Benim ilk romanım. Tabii burada hasreten Yusuf'un şahsında İmam Hatip Lisesi öğrencisi bir gencin yaşadıkları. Ama sadece İmam Hatip öğrencisiyle de aslında sınırlı değil. Bir öğrencide olması gereken, öğrenciyken göz önünde bulundurması gereken hususları ve o güzel ortamı ve aynı zamanda yaşanan bazı sıkıntıları, zorlukları ifade eden, gençlerimizin de okuyanların da sevdiği tatlı bir eser oldu. Ama devamında da Fatıma'nın geleceğini biz söz vermiştik. Fatıma da yazılıyor ama tabii ki biraz zaman alıyor haliyle. Evet. Fatıma da gelecek inşallah devamında. Gerçeklik hikayesi var mı hocam? Bu romanı okuyan kimi öğretmen arkadaşlar, kimi öğrenciler dediler ki ya sanki bize anlatmışsınız. Eğitimin içinde olduğumuz için çocukların dünyasını, gençlerin dünyasını az buçuk dillerinden ve ruhlarından anlıyorsunuz. Tabii ki hocam. Haliyle gençler hani burada zikredilen konuların önemli bir kısmı da yaşanmış veya yaşanma kıvamında olan hadiseler olduğundan dolayı gençler, hocalarımız kendilerini burada da görüyorlar. Hı hı. O yönüyle de tabii ki farklı oldu. Herkes hayretle dinliyordu. Cemil Dede devam etti. Birinci ayette Rabbimiz, de ki ey kafirler diye sesleniyor. Kafir,
Allah'ın gönderdiği vahyi, emir ve yasakları kabul etmeyen, inkar eden, benimsemeyen kişidir. Kur'an'ın bir ayetini bile olsa inkar eden, benimsemeyen, Hazreti Muhammed'e inanmayan kişilere kafir denir. Onlar aynı zamanda Allah'ın gönderdiği Kur'an ayetleriyle, Peygamberimizle alay eden, karşı çıkanlardır. En son çıkan çalışmamız Latifeler ve Hikmetler kitabı, geçmişten günümüze. Bazen bir fıkra, bazen bir latife değil mi efendim? Anlatılan güzel bir anekdot insana farklı ufuklar açar. Yani dünyaya bakışını da o anki sıkıntısını gidermesinde de bir katkı sağlar. Evet. Hem ona bir destek olsun ama onunla da birlikte Peygamber Efendimiz'den başlayarak günümüze gelinceye kadar hasreten din eksenli çalışan hocalarımız veya hikmet ehli insanların yaşamış olduğu ilginç ve enteresan olayları alarak okuyucularımıza bunu paylaşmak istedik. Böylece hayatın daha hikmetli, daha latif bir şekilde devam etmesini sağlamaya bir katkı olsun. Çok güzel. İstedik. De ki, insanların Rabbine sığınırım. Arkadaşlar, Yüce Allah bütün insanların Rabbidir. Mümin, kafir, siyah, beyaz, iyi, kötü, tüm insanların ve bütün evrenin Rabbidir. Rab, bütün varlıkları yaratan, yaşatan, eğitip terbiye eden, ihtiyaçlarını gören, herkese rızkını veren, insanlara, hayvanlara, bitkilere, canlı cansız tüm varlıklara düzen veren, yaşam veren, özellikler veren demektir. Bu özelliklere sahip olan bir tek varlık vardır, o da Allah'tır. Son olarak onun izinde kitabınızdan bahseder misiniz? Şimdi Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın hayatından ziyade sünnet-i seniyyesinin üzerinden bir çalışma yapma ihtiyacı da ortaya çıktı. Hepimizin malum olduğu üzere Peygamber Efendimiz'in hayatını tabii ki bir mümin olarak bizim çok iyi bilmemiz lazım. Az önce ifade ettiğim kronolojik hayatın yanı sıra onun yaşam biçimi olan gerek ferdi hayatında, gerek aile hayatında, gerek toplum hayatında, devlet hayatında Peygamber Efendimiz'in örnekliğini, onun yaşam biçimini ki bu yaşam biçimi Kur'an'dan desteklenen, vahiy ile desteklenen temel esaslarını Rabbimizin belirlemiş olduğu ayetlerle esasları belirlenmiş ve o ayetlerden, vahiyden hareketle de sosyal hayatta en güzel bir biçimde ortaya konmuş bir yaşam biçimidir Peygamberimizin yaşamı ve biz buna sünnet diyoruz. Biz bu hadisleri defalarca derledik, gözden geçirdik. Konularımızı bu çerçeve içerisinde oluşturarak yani 10.000'i aşkın hadisin özetini bu esere sığdırmaya çalıştık efendim. Çocuklara yönelik hazırlanan kitaplar önemli bir boşluğu dolduruyor. Peki çocuklar bu eserlere nasıl ulaşacak? Eğitimleri nasıl olmalı? Sayın Mehmet Nezir Gül'e ebeveynlere bu noktada neler tavsiye ettiğini sorduk. Birinci derecede tabii yine anne babalara görev düşüyor. Çocuklarının iyi bir şekilde yetişmeleri için gereken ortamı, imkanları hazırlaması çok önemli. Ki bizim insanımız hakikaten çocuğunun eğitimi için her türlü fedakarlığı da gösteriyor. Biz onların eğitimle ilgili akademik anlamda gelişmelerini sağlarken elbette onların her alanda yani madden ve manen iyi bir biçimde yetişmeleri için gereken evdeyken ev ortamını uygun hale getirmemiz önemli bir husus. Onu olumsuz manada etkileyecek hem teknik imkanlardan hem de arkadaş ortamından korumamız ve bu anlamda iyi bir çevrede yetişmesini sağlamaya çalışmamız kesinlikle önemli. Bu aşamada onları kesinlikle kitaptan koparmamamız gerekiyor. Evet. Benim hem okumaya hem yazmaya olan ilgimde kesinlikle böyle güzel sohbet ortamlarında bulunmamın çok büyük etkisi olduğu gibi o dönemde işte Ömer Seyfettin'den efendim farklı dini hikayeler ve benzeri eserlerden Bostan Gülistan'ı hatırlıyorum. Ben daha ilkokula giderken evimizde var olan babamın kütüphanesindeki Sa'di'nin Bostan ve Gülistan'ını hatırlıyorum. Okurduk ben de mesela. Hatırlıyorum. Evet, şimdi bu işte insanların gelişmesinde kesinlikle büyük bir etki. Yani kendi kültürümüzü çocuklarımıza aktarmamız gerekiyor. Bu doğrultuda okula devam ettiği takdirde ilgimizin ve alakamızın okul boyutuyla da devam etmesi gerekiyor. Ama burada da
eğitimcileri sık boğaz ederek değil, birlikte süreci yürütme anlamında, yani okuldaki öğretmenimizle, idarecimizle, rehber öğretmenimizle, efendim anne baba olarak da bizler çocuğumuzu, çocuğu da sıkmadan, okuldaki ortamı da gerginliğe boğmadan, kendimiz de strese girmeden çocuklarımızla alakalı bu hassasiyeti sürdürmemiz, onların yetişmesi için gereken çabayı göstermemiz önemli tabii ki. İnşallah hocam. Bizler çok teşekkür ediyoruz. Ben de teşekkür ediyorum. Programınızın hayırla devamını diliyorum. Davetiniz çok teşekkürler. İçin teşekkür eder ve tüm izleyicilerimize hürmetlerimizi sunarız efendim. Çok teşekkürler. Sağ olun. Evet, Bir Yazar Bir Kitap'ta konuğumuz eğitimci yazar Mehmet Nezir Gül'dü. Bir sonraki programda görüşmek umuduyla. Hoşça kalın.